TV'den ekranlarından Sağlık Vakti programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün konuğum Özel Medinova Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor İlhan Özkan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun, çok teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun, çok da sizler de iyisiniz. İyiyim ben de, teşekkür ederim. Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Aydın'a 1995 yılında geldim. Annem Menderes Üniversitesi'nin kuruluşunda ortopedi ve travmatoloji biriminin ünitesinin kliniğinin kuruluşunda yer aldım. Uzun yıllar Annem Menderes Üniversitesi'nde çalıştıktan ve akademik kariyerimi orada tamamladıktan sonra yaklaşık 8 yıl önce emekli olarak Medinova Hastanesi'ne geçtim. Ve Medinova Hastanesi'nin şu anda yönetim kurulu başkanlığını yürütmekteyim. Aynı zamanda ortopedi ve travmatoloji kliniğinde Öner Hoca ile beraber çalışmaktayız. Bildiğiniz gibi ortopedi ve travmatoloji geniş bir alan. Biz de üniversitedeki yıllarımızdan beri alışkanlığımız olarak uzmanlaştık belli alanlarda. Ben de diz cerrahisi konusunda uzmanlaştım. Buraya geldikten sonra 94 ve 95-97 yılları arasında Japonya'da diz cerrahisi üzerine bir üst ihtisas yaptım. Ve ondan sonra da hep diz cerrahisi üzerine çalıştım ve son 30 yıldır diz cerrahisi üzerine çalışıyorum. Evet hocam, siz gerçekten diz cerrahisi üzerine çok spesifik çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Bu çalışmalar hakkında biraz bahseder misiniz? Neler yaptınız, neler yapıyorsunuz? Şimdi artık dediğim gibi tıptaki bilgi genişleyince birçok bölümler oluştu ortopedi ve travmatolojinin içerisinde. Bunların önemli bölümlerinden bir tanesi de diz cerrahisi. Diz cerrahisi tabii çok geniş bir spektrumu içeriyor. Bir yandan diz protezleri ve diz artrozları gibi günümüzde nüfusun da yaşlanmasıyla biliyorsunuz dizdeki kireçlenme şikayetleri çok arttı. Bunun cerrahi girişimleri çok arttı. Büyük bölümünü bunlar oluşturuyor. Ondan sonra spor travmatolojisi ve dizdeki spor yaralanmaları çok büyük bir bölümü oluşturuyor. İşte bunlarda çeşitli bağ yaralanmaları var, menisküs yaralanmaları var. Bunlar da diz cerrahisinin içerisinde. Yani diz cerrahisi geniş bir grup oldu. Ben tabii aynı zamanda diz cerrahisinin dışında bir takım spor yaralanmalarıyla ilgili de çalışıyorum. Ama temel çalışma alanımı diz cerrahisi oluşturuyor. Anladım hocam. Peki bu robotik cerrahi nedir? Şimdi bu diz cerrahisinin yanına robotik diz cerrahisi eklendi şimdi, sana. Şimdi günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle hakikaten robotik cerrahi tıpta yeni bir gündem olmaya başladı. Robotik cerrahi son 20 yılda tıbbın içerisine girdi. Robotik teknolojinin gelişmesiyle beraber özellikle cerrahi işlemlerde robotlar yardımcı olmaya başladı. Şimdi robotik diz cerrahisi diyoruz ama robotlar temel olarak tüm diz cerrahisinde şu anda kullanılmıyor. Robotlar şu anda temel olarak diz protezlerinde kullanılıyor. Ve robotik cerrahi dediğimiz zaman da tabii ki hiçbir zaman işin yanlış anlaşılmaması lazım. Gene bu tür tedavilerde, bu tür cerrahi girişimlerde esas cerrahiyi hekimler ve cerrahlar yapıyor. Hı hı. Robotlar burada yardımcı birer enstrüman gibi, cerrahın yardımcısı gibi. Birazdan daha ayrıntılarını açarım ama robot ileri bir teknoloji. Gene ileride biraz da avantajlarından, dezavantajlarından konuşuruz ama daha hatasız. Ameliyatlar yapılmasını, oradaki kesilerin daha iyi olmasını, yani hastalara ilerisi için daha olumlu sonuçlar, protezin daha olumlu sonuçlar vermesi için yardımcı bir takım aletler olarak gibi düşünebiliriz robotları. Değilse hani robotun gerçekleştirdiği, cerrahın kenara çekildiği bir ameliyat şekli değil bunlar. Anladım. Hastanemizde artık bu şekilde hizmet vermeye başladık sanırım. Evet. Yani robotik cerrahi ülkemizde de yeni. Hı hı. Tüm dünyada yeni zaten. Son 15-20 yılda şekillendi ama özellikle son 5-6 yılda dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Ülkemizde de robotik cerrahi son 3-4 yıldır yayılmaya başladı. Şu anda bizim kullandığımız robot, Rosa diye bir robot kullanıyoruz. Çeşitli firmaların robotları var. Bugün diz cerrahisinde 3 büyük firmanın robotu var. Biz de kullandığımız robot da bunlardan biri. 1,5 aydır hastanemizde kullanmaya başladık bu robotu. Bu robot ülkemizde 3 büyük şehrin dışında Anadolu'da 3. iliz. Adana ve Konya'da var. Ondan sonra Aydın'da var.
İzmir'de bir tane robot var. Sonra Ankara ve İstanbul'da çeşitli robotlar var. Yani Türkiye'deki 11. robot Aydın'a kuruldu. Tabii bu diz cerrahisiyle uğraşan spesifik merkezlerde, vaka potansiyeli olan merkezlerde kurulan yapılan teknolojik yatırımlar. Biz de bu ay başından, Mart başından itibaren robotla diz protezi yapımına başladık. Dediğim gibi şu anda robotu diz protezinde kullanıyoruz. Diz protezi cerrahisinde kullanıyoruz. Ama bu yılın sonundan, gelecek yılın başından itibaren bu robotu kalça protezlerinde de kullanacağız. Aslında dünyada kalça protezlerinde de robot kullanılıyor. Ama bir takım belge eksikliklerinden dolayı Avrupa'da bu robotlar daha kalça protezinde kullanılmaya başlanmadı. CE belgesi eksik. Onu da firmalar tamamlayacaklar ve sanırım bu yılın sonundan itibaren Avrupa'da ve ülkemizde de kalça protezlerinde de bu robotu kullanacağız. Hastanemizde de bu robotu kullanmaya başlayacağız. Yani aslında Medinova sağlık açısından Aydın'ın, hatta Ege bölgesinin, belki de Türkiye'nin öncü firmalarından, hastanelerinden biri olarak öncülük etmiş böyle bir şeye. Çok güzel, Aydın'ımız için, sizin için, hastalarınız için güzel bir yatırım, güzel bir destek, güzel bir hizmet. Hepinize ben buradan hastalar ve kendim adıma teşekkür ediyorum bu hizmeti bize kazandırdığınız için. Peki hocam, bu robotik diz cerrahisi nasıl yapılıyor ve hangi hastalıklarda, yani hangi ameliyatlarda bunu kullanıyoruz? Şimdi biz temel olarak diz protezlerinde kullanıyoruz robotu. Diz protezi ameliyatlarında kullanıyoruz. İsterseniz önce diz protezi nasıl bir ameliyat? Yani evet, diz protezi kime yapılıyor? Ve diz protezi bildiğiniz gibi diz kireçlenmesine yapılıyor. Kireçlenme ne? Önce isterseniz oradan başlayalım. Şimdi bütün eklemler, ben buraya daha konunun daha iyi anlaşılması için bir takım maketler de getirdim. Vücudumuzdaki bütün eklemler özel bir eklem kıkırdağı dediğimiz bir kıkırdak dokusuyla kaplıdır. Burada da, bu makette de gördüğünüz bu mavi bölgeler, bu normal eklem kıkırdağını gösteriyor. Fakat normal eklem kıkırdağı bir şekilde aşınıyor. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Bu nedenlerin başında da genetik faktörler geliyor. Bu aşınmada rol oynayan en önemli faktörler genetik faktörler. Yani bu kıkırdak eskiyor. Aynı bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Ben hastalarıma hep kolay anlaşılması için şey örnekleri veriyorum. Yani bir gömleğin yakası nasıl eskiyor? Çok giyilen bir elbisenin dirseği nasıl eskiyor? Bu kıkırdak dokusu da zamanla eskiyor ve aşınıyor. Dediğimiz gibi bunda genetik faktörler önemli ve ikinci önemli faktör kilo. Kilo da bunda önemli çünkü kilolu hastalarda yük fazla olduğu için eklem kıkırdağındaki aşınma daha fazla oluyor. Bu hastalık bayanlarda daha fazla oluyor. Hastaların %95'i bayanlar. Demek ki hormonal faktörlerin de etkisi var. Yapılan ağır işlerin de etkisi var. Yani sonuçta eklem kıkırdağı aşınıyor. Eklem kıkırdağı aşındığı zaman bu hale geliyor. Yani eklemdeki kıkırdak tamamen ortadan kalkıyor ve bunun altındaki kemik dokusu ortaya çıkıyor. Ve bu hastalığın ilaçla bir tedavisi yok. Yani şu anlamda ilaçla bir tedavisi yok. Verdiğiniz hiçbir ilaç aşınmış, bozulmuş kıkırdağı tekrar sağlam kıkırdak haline getirmiyor. Tekrar eskiye döndürmüyor. Peki ne yapıyoruz biz hastalığın başlangıç döneminde? Tabii bir takım ilaçlar veriyoruz. İşte bir takım tedaviler yapıyoruz ama bunlar hastanın belli bir süre idare etmesini sağlıyor başlangıç döneminde. Nedir bunlar? Ağızdan kullandığımız ağrı kesiciler. Ondan sonra fizik tedavi yapıyoruz. Hastanın en önemlisi kilo vermesini söylüyoruz. Egzersiz yapmasını istiyoruz. Kaslarını güçlendiriyoruz. Ondan sonra fizik tedavi yapıyoruz. Ondan sonra bir takım diyet katkı maddesi ilaçlar var. Bugün çok bunlar konumuz değil. Onun için bunlar üzerinde ayrıntıya girmeyeceğiz ama işte glukozamin, kondroidin, sülfat gibi, kolajenler gibi bir takım, onların da bir miktar faydası var. Eklem içi enjeksiyonlar var. Ama ameliyatsız tedaviler bir yere kadar. Bir yerden sonra artık ameliyatsız tedavilerle hasta sonuç alamadığı zaman, hastanın günlük yaşamı etkilendiği zaman, fonksiyonları etkilendiği zaman, çünkü biliyorsunuz hareketsizlik çok önemli sorunları beraberinde getiriyor. Hareketsiz kalan hastada bir takım kalp sorunları, akciğer sorunları, tansiyon sorunları, şekerin kontrol edilememesi gibi bir takım sorunlar çıkıyor. Onun için yaşamımızda hareket çok önemli. Ve diz artrozu da hareketsizliğe neden olan en önemli hastalıklardan biri. İşte bunu ameliyatsız tedaviler bittiği zaman, hasta günlük yaşamı etkilendiği zaman da sıra ameliyatlı tedavilere geliyor.
Peki ameliyatta tedaviler sadece protezden mi oluşuyor? Hayır, sadece protezden oluşmuyor. Daha genç hastalarda, gene bir başka gün belki bunları ayrıntılı konuşuruz. Kemik eğriliği varsa kemik eğriliği düzeltme ameliyatları yapıyoruz. Bir takım çok az da olsa kapalı yapılan ameliyatlar vesaire var ama bunun çok büyük bir kısmını protezler oluşturuyor bu tedavinin. Protezler de iki tip protezimiz var. Bir yarım protezler, halk arasında bilindiği şekliyle biz ona unikondiler protezler diyoruz. Bir de tam protezler var. Bunların ne farkı var? Hastalık diz iki bölümden oluşuyor, iç ve dış bölümü. Eğer sadece iç bölümünde artroz varsa ya da sadece dış bölümünde varsa küçük protezlerle bir takım çözümler sunabiliyoruz. Yani sadece dizin belli bir bölümüne ya da hastalık ilerledi, işte dizin iki kompartmanını da tuttu. O zaman büyük protezleri kullanıyoruz. Bunlar da büyük protezler. Büyük protezleri taktığımız zaman da hasta işte fonksiyon olarak rahatlıyor, ağırlığı geçiyor vesaire, bir tedavi yapmış oluyoruz. Bunlar da kısaca artrozu bu şekilde özetledik. Şimdi sorunuza gelirsem, belki çok uzattım ama girişi, protez nasıl bir ameliyat? Önce robotik cerrahiden önce protezin nasıl bir ameliyat olduğunu anlamamız lazım. Bakın protez bu. Burada gördüğümüz şey bir kaplama gibi düşünün bunu. Bu bozuk kıkırdakları kaldırıp bunun üzerine bir kaplama geçiriyorsunuz. Fakat bunu aslında yapıştırıyoruz. Evet. Kemik çimentosu dediğimiz özel bir çimento kullanarak bunu yapıştırıyoruz. Fakat bu yapıştırmayı yaparken bakın bunun bir şekli var. Protezin bir şekli var. Biz kemiği de o şekilde keserek bunun kalıbına uygun bir şekilde kestikten sonra kemiğin üstüne protezi yerleştiriyoruz. Fakat bunu yerleştirirken tabii bu şekilde düzgün bir kesi yapmak için kemikten çeşitli ölçüler almamız gerekiyor. Onun için kemiğin iç kanalına bir çubuk sokup bu kesileri yapmamız gerekiyor vesaire vesaire. Burada tabii ki bu kesilerin çok düzgün olması gerekiyor ama bunu konvansiyonel yöntemlerle yaptığımız zaman bu biraz bize kalıyor. Buradaki robotik cerrahide bunun ne farkı var? Robotik cerrahide ise biz hastalığı başlangıcında, tabii buraya kadar olan süreçler aynı. Protez aşamasına gelinceye kadar hastanın geçirdiği süreçler aynı. Fakat cerrahi süreç başladıktan sonra bir robot cihazı da ameliyathanemizin içerisinde oluyor. Ondan sonra uyluk kemiğine ve kaval kemiğine iki adet sensör takılıyor. Sensör yerleştiriliyor. Bu sensörü yerleştirdikten sonra kemiğin çeşitli yerlerinden 15 ayrı noktadan yer belirleyerek kemiği robota öncelikle tanıtıyoruz. Bu 5-6 dakika süren bir süreç. Bu şekilde robot bu kemiğin boyutunun ne olduğunu, kaç derece açılanmaları olduğunu vesaire, bu robot bunu hesaplıyor. Üzerinde yazılan bilgisayar programından bu kemiğin yapısı hakkında fikir sahibi oluyor. Ve ondan sonra işte robotun fonksiyonu buradan sonra başlıyor. Robot bize yol gösteriyor. Nasıl yol gösteriyor? Bu kemiği tanıdıktan sonra bu kemiği uçtan nereden keseceksiniz? Üstten nereden keseceksiniz? Aşağıdan nereden keseceksiniz? Kaval kemiğini nereden keseceksiniz? Özel bir kolu var o robotun. Bu kol yardımıyla gelip size kesilerin yerini gösteriyor. Kesileri yapmıyor. Yerini gösteriyor ve siz bunu kontrol ediyorsunuz. Hakikaten uygun bir yer mi? Doğru bir yer mi? Belli bir tecrübenizde bunu ediniyorsunuz zaten. Onun uygun olup olmadığı konusunda bir fikriniz oluyor. Ve bu ne getiriyor? Sizin bu kesiyi milimetrik olarak hatasız yapmanızı sağlıyor. Öncülük ediyor. Evet, bir hata yapmıyorsunuz. Yani elle yapacağınız şeyden ne bileyim çok büyük hatalar tabii ki yapmıyorsunuz ama genelde artık robotla olduğu zaman yarım milimetrelik hatadan, bir milimetrelik hatadan söz ediyorsunuz. Bu da çok güvenilir kemik kesileri ve bu protezin kemiğe çok uygun ve sağlam yere yerleştirilmesini getiriyor. Robotik cerrahi özetle bu. Peki bunu bütün diz protezi ameliyatlarında kullanabiliyor muyuz yoksa fark ediyor mu? Yok, bunu bütün diz protezi ameliyatlarında, protez ameliyatlarında kullanabiliyoruz. Küçük protez ameliyatlarında, yani yarım protez uyguladığımızda şu anda kullanamıyoruz. Robotun o uygulaması şu anda yok ama bunlar yazılım aslında. Bu yazılımlar geliştiriliyor. O da çalışma aşamasında. O da sanırım önümüzdeki yıllarda yarım protezlerde de kullanmaya başlayacağız. Ama şu anda tam protezlerde kullanıyoruz robotik cerrahiyi. Peki hocam, bu robotik diz protezi ameliyatındaki avantajlar nelerdir? Evet, şimdi en büyük avantaj, aslında avantajın bir kısmını söyledik.
Ne dedik? İşte çok düzgün, evet, sıfıra yakın bir hata yapıyoruz. Bunun avantajı ne? Sıfır hata yaptığınız zaman hastanın fonksiyonel sonuçları daha iyi oluyor. İyileşme ne demek süreci bu? De belki daha hızlı. Tabii, iyileşme süreci daha hızlı oluyor ve fonksiyonel sonuçlar, yani hareket açıklığı daha fazla oluyor, daha iyi dizini kıvırabiliyor, daha erken iyileşiyor. Bir de bu kemik kesileri yaparken robot bize tam olarak yerleri gösterdiği için biz kemikte ek kesiler ya da ek delmeler yapma gereği hissetmiyoruz. Buna gerek duymuyoruz. Bu da kanamanın daha az olmasını, kanamanın daha az olması ameliyat sonrasındaki ağrının daha az olmasını, bu daha hızlı iyileşmeyi, daha iyi fonksiyonel sonuçlar olmasını sağlıyor. Yani hastaları hastanede yatış süresini kısaltıyor. Daha hızlı iyileşme, daha iyi fonksiyonel sonuçlar en önemli avantajları robotik cerrahinin. Çok güzel. Peki hocam, bunun dezavantajı var mı? Varsa da nedir? Var tabii. Dezavantajlarını aslında temel olarak dezavantajı şöyle söyleyebiliriz. En büyük dezavantajı ekonomik bir külfet getirmesi. Yani ek bir ekonomik maliyet getirmesi. Hani robotun, cihazın maliyetinin ötesinde cihaz işte bir şekilde baştan alınıyor ve o da tabii ki bir maliyet getiriyor. Yani bu önemli ve oldukça da pahalı bir cihaz. Ama ondan sonra her hastada kullanmanız gereken, tek sefer kullanmanız gereken sensörler var. Bunları her seferinde yenilemeniz gerekiyor. Bunlar bir ek maliyet getiriyor. En önemli dezavantajı bu. Bunun yanındaki başka dezavantajları, robotik cerrahi biraz ameliyat süresini uzatıyor. Yani normalde bizim konvansiyonel yöntemlerle yaklaşık artık bugün 40-45 dakikada yaptığımız ameliyatların üzerine bir 10-15 dakikalık süre eklenmiş oluyor ama yani bunun çok önemli olduğunu düşünmüyoruz. Yani hastalarımız aslında hep sorarlar bu ameliyat ne kadar sürecek diye ama aslında 10 ya da 15 dakika ameliyatın uzun olmasının çok önemi yoktur. Evet. Yani güvenilir iyi ameliyatın, sonuçları iyi bir olan ameliyatın 10-15 dakika daha iyi olması bize ek bir takım şeyler getirmez, ek bir sorunlar getirmez. Sorunlardan bir tanesi de tabii ki gene bir dezavantaj olarak söyleyebiliriz. Robot çok yaygın değil. Yani böyle bir cerrahi tabii ki ekonomik şeyinden dolayı, işte biraz önce girişte de konuştuk, ülkemizde daha 11 tane bizim kullandığımız robottan var. Bütün merkezlerde yok. Birçok büyük hastanede, birçok üniversite hastanesinde yok. Bugün robotik cerrahi olan, yanılmıyorsam bir tek üniversite, tek üniversite hastanesi var. Yani robotların büyük bir kısmı özel hastanelerde vesaire filan. Yani bu muhtemelen önümüzdeki yıllarda bütün büyük hastanelerde, üniversite hastanelerinde, devlet hastanelerinde, şehir hastanelerinde falan olması gereken ve olacak olan bir sistem olacak. Tabii bunu da zaman gösterecek ama bazı teknolojik gelişmelerden kaçamıyoruz. Yani yıllar öncesinde benim biraz yaşımız da tabii ki şu an alışılacak ama uzmanlığa başladığımız dönemlerde cep telefonumuz yoktu. İşte bir mesajlaşmak için kullandığımız ufak pagerlar vardı. Evet. Onlarla haberleşiyorduk. Bazen hiç o da yoktu. Ama sonra nasıl cep telefonları yaşamımıza girdiyse önümüzdeki yıllarda da robotlar hakikaten cerrahiye, tıbbın içine çok girecek. Diz cerrahisine çok girecek. Diz protezleri belki 10 yıl sonra robotsuz diz protezi diye bir şey kalmayacak. Evet. Ama tabii ki bunları zaman gösterecek. Yani bu bir başlangıç olarak düşünülebilir. Ama o zaman Aydın bu konuda dezavantajlı değil, avantajlı. Evet, yani biz de önce olmuş olduk. Evet. Yani bu konuda robotik cerrahiye başlayarak bir adım önde olmuş olduk. Böylece hastalarımıza daha iyi hizmetler sunabileceğiz. Aynen, çok güzel hocam. Peki gelecekte diz kireçlenmesi tedavisinde neler olacak? Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet, aslında ben çok yıllar önce diz cerrahisini Japonya'da 95-97 yılları arasında yaparken bir takım gen transferi çalışmaları yapmıştık. Yani o zaman güncel şeylerinden biriydi. Tabii biz şu anda ne demiştim size hatırlarsanız, kıkırdak dokusu kendi yenilemiyor. Kıkırdak doku bozulduktan sonra eklem kıkırdağı kendini yenileyen bir doku değil. İşte bundan son aşamada protezlere geldik. Şimdi belki protez dışındaki tedavilerde bir takım gelişmeler olacak. İşte bu gen tedavisi olur, eklem içine yapılan bir takım enjeksiyonlar olabilir, eklem içerisine verilecek bir takım maddeler olabilir, belki ağızdan ilaçlar, yani bu kıkırdak yenilenmesini artırabilir. Bunlar üzerinde bir çalışma var. Ondan sonra da tabii ki işin cerrahi yönünde de teknolojik çalışmalar var.
İşte yeni protez şekilleri geliştiriliyor. Protezlerin dizaynı değişiyor. Protezlerin ömrü uzuyor. Bu yönde geçme. İşte robotik cerrahi yeni bir yaklaşım. Şimdi robotik cerrahiyi biz protezde kullanıyoruz, kalça protezinde de kullanacağız ama belki robotik cerrahi şey yönünde de kullanılacak. Yani o konuda da çalışmalar var. Diğer yapılan ameliyatlarda, ön çapraz bağ ameliyatlarında kullanılacak. Belki dizin başka ameliyatlarında da kemik eğriliğini düzeltme ameliyatları dediğimiz yüksek tibial osteotomi ameliyatları var. Bunlarda da kullanılacak. Ön çapraz bağ cerrahisinde de bu önemli. Çünkü bağlar yırtıldığı zaman işte o bağların yerine yeni bir bağ yapıyoruz ve o bağların nereye konduğu, uyluk kemiğinde ve kaval kemiğinde nereye yerleştirildikleri çok önemli. Bunlara bir robotla yerleşim yerine karar verirseniz bu büyük kolaylık sağlayacak. Bunlar olacak. Yani diz cerrahisi aslında teknoloji tıbbın içerisine her konuda olduğu gibi tıbbın içerisinde de fazlaca girecek ilerlerde, ileriki yaşamımızda diye düşünüyorum. Yani teknoloji ilerledikçe hayatımızın her alanında görmeye devam edeceğiz. Sağlıkta da sık sık karşımıza çıkacak. Hocam tekrarlamak gerekirse biz Aydın'a ülkede bulunan 11 cihazdan bir tanesini getirdik. Bunlardan evet. Zaten genelde İstanbul ve Ankara'da, diğer kalanlar İzmir, Konya, Adana ve artık Aydın'da. Evet, artık Aydın'da var. Buna önce oldunuz, gurur verici, güzel, sağlık adına yapılan bütün hizmetler, halkımız adına yapılan bütün hizmetler adına çok güzel adımlar atıyorsunuz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Neler söylemek istersiniz son olarak? Konularımıza değindik, anlattık yavaş yavaş hepsini. Evet, yani son olarak bu tabii ki avantajlı bir tedavidir. Hastalarımıza faydalı olacak bir tedavidir. Robotik cerrahi tercih ettiğimiz bir cerrahi olmaya başladı. Yani robotik cerrahiyi, robotik diz protezini öneriyorum. Tabii şöyle bir yanlış anlama da olmasın. Yani robotik cerrahiyi bir mucize olarak bahsetmiyoruz. Çünkü bugün elimizdeki tıbbi veriler, uzun dönem çalışmaları, dünyada da belki 10 yıllık takipler var. Uzun dönem klinik sonuçların robotik cerrahi ile konvansiyonel cerrahi arasında çok büyük üstünlükleri olmadığını gösteriyor. Yani şeyler birbirine yakın. Ama çok uzun çalışmalar yok elimizde robotla. Çünkü biz şu anda robotla iyi bir cerrahi, kesileri çok hatasız yaptığımız zaman beklentimiz, bugün diz protezinin ortalama ömrü yaklaşık 15 yıl civarındadır. 15-20 yıl civarındadır. Ama robotla yapılan protezlerin ömrünün 20 yılın üstünde, 25 yıla yakın olduğunu savunuyoruz. Ama bu konuda 25 yıllık bir robot çalışması yok. Bekleyeceğiz. Onun için evet, bunu göreceğiz. Çok net söyleyemiyoruz ama tabii ki bu yani bir iş daha düzgün olursa, kesiler daha düzgün olursa, protezi çok daha iyi yerleştirirseniz bu protezin ömrünün daha uzun olacağı kesin. Bu yönde bir çalışma olmadığı için hani protez, robotla yapılan protezin ömrü uzundur diye net bir bilgi söyleyemiyoruz ama bu olması gerektiğini düşünüyoruz. Orada biraz hastaya da görev düşüyor sanırım. Hani ameliyattan sonra kendine yüklediği yük, kendini yorulması, kullanması şeklinde. Yani biz bunu anlatıyoruz zaten. Robot hastanın diz protezi hastanın yaşamında hareketi artırıyor. Daha hareketli olmasını sağlıyor ama bir takım sınırlamalarımız hep oluyor. Şimdi hastalarımız hep soruyorlar. Ben diz protezi ameliyat olduktan sonra yere oturabilir miyim? Ben de hastalara hep şunu söylüyorum. Ya yere oturabilirsiniz. Yani protezden sonra yere oturulabilir. Hakikaten yaklaşık olarak bir 120-130 derece kıvırma elde ediyoruz protezden sonra. Fakat yere oturmak size ne kazandırıyor? Yere oturduğunuz zaman protezi her seferinde zorluyorsunuz. Bu sonuçta dediğim gibi protez kemiğe yapıştırılan bir sistem. Bu yapışmayı her zorladığınızda protezde bir takım uzun vadede bunun gevşemesine yardımcı oluyorsunuz. Onun için protezi iyi korursanız o da size daha uzun hizmet eder. Yani hiçbir zaman yere oturmak bizim günlük yaşam fonksiyonlarımız için gerekli değil. 90 derecelik bir diz kıvrılması bütün yaşam fonksiyonlarımız için gerekli. Merdiven çıkmak için, yürümek için, işte yemek, sandalyede oturduktan sonra yatın, kalkın vesaire 90 derece her şey için yeterli. Yani diz proteziyle sonrasında siz eğer diz kıvırmanızı 110-120 derecelerde elde ediyorsanız bu gayet iyi ve yeterli bir sonuç. Robotik diz cerrahisinde harekete çıktığı biraz daha fazla oluyor. Hı hı. Biraz daha iyi kıvrılıyor ama yani bence bunu yere oturmak anlamında algılamamak lazım. Hiçbir zaman diz kıvrılsa bile yere oturmamak lazım. Dediğiniz anlamda belli sporlar yapılabilir. Yani protez takıldıktan sonra
Tabii ki yürüyüş yapılabilir, işte yüzebilirsiniz, koşabilirsiniz, tenis oynayabilirsiniz. Ama daha başka sporları yapamazsınız. Dizi zorlayıcı şeyleri yapmamak lazım. Proteze iyi bakarsanız protezin ömrü de uzun olacaktır. O da size daha uzun süre hizmet edecektir. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Son olarak başka eklemek istedikleriniz var mıdır? Yok. Eğer sorularınız varsa onları da cevaplayayım ama benim kısaca robotik diz cerrahisi ve robotik diz protezleriyle söylemek istediklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Hastalarımıza sağlıklı bir yaşam ve bol hareketli bir yaşam diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bugün konuğum Özel Medinova Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda travmatoloji ve ortopedi ve travmatoloji uzmanı İlhan Özkan bizlerle birlikteydi. Robotik diz cerrahisi ve diz eklemi kireçlenmesi hakkında merak edilenleri konuştuk. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.